Tane tane anlatacağım çünkü bayağı uzun sürecek. Bazılarınız çocukken bu filmi izledi ve hayran kaldı. Bazılarınız filmi çocukken izlemedi ama akran baskısına daha fazla dayanamayıp filme bir şans vermeye karar verdi. Fakat yine de aradığını bulamadı. İşte bugün o aradığını bulamayan arkadaşların fikrini değiştirmek için buradayım. Aslına bakarsanız filmi beğenmeyen arkadaşlara hak veriyorum. Çünkü hikayede havada kalan, açıklanmayan çok fazla kısım var. Endişeye mahal yok çünkü ben bu kısımları anlamanıza yardımcı olacağım. Çoğu insan bilmez ama Yürüyen Şato filmi aslında bir kitap uyarlamasıdır. Aynı isimli bir kitaptan adaptedir ve kitabın varlığını bilenlerin çoğu da iddia ettiğinin aksine kitabı okumamıştır. Ancak şöyle bir gerçek var ki Miyazaki filmi yaparken filmin bu denli ilgi göreceğini tahmin etmediği için zaten filmi izleyen hemen herkesin kitabı okumuş olduğu düşüncesiyle hareket etmiş. O nedenle filmin başını kitabın ortalarına denk gelecek şekilde ayarlamış. Ama üzülmeyin, bu kitabı okuduğum için havada kalan kısımları size hızlıca açıklayacağım. Hikayemiz Sophie'nin etrafında şekilleniyor. Sophie aslında daha çok küçükken annesini kaybediyor. Anneleri öldüğünde Sophie 2, kardeşi Letty 1 yaşında. Babası daha sonra başka bir kadınla evleniyor ve o kadından da Marta adında bir çocuğu daha oluyor. Yıllar geçiyor ama kardeşlerin talihsizliği pek de değişmiyor. Bu sefer de kardeşler babalarını kaybediyor. Aile reisinin ölmesiyle maddi zorluk yaşayan üvey anne çözümü çocukların eğitim hayatlarını rafa kaldırıp onları zorla çalıştırmakta buluyor. Evin en büyük kızı olan Sophie'yi kendi yanına yani şapka dükkanına alıyor. En küçük kardeşi yani kendi öz kızını filmde görmediğimiz bir büyücünün yanına çırak olması için veriyor. Ortanca kız olan Letty'yi ise fırıncıya çırak olarak veriyor. Ancak en küçük kardeş Marta büyücü olmak istemediği ve evlilik hayalleri olduğu için fırıncıya çırak olarak verilen kardeşiyle bir anlaşma yapıp yer değiştiriyor. Yani biz filmde en küçük kardeş olan Marta'yı görsek de ortanca kardeşi hiç görmüyoruz. Şimdi hikayenin temeli bütün bu bilgiler ışığında size çok daha mantıklı gelecek. Pek çok kısım filmde yeterince iyi anlatılmamış. Örneğin Sophie'nin kitaptaki ismiyle Çöl Cadısı, filmdeki ismiyle Kötülükler Cadısı tarafından yaşlandırılma sebebi filmde açıklanmamış. Çöl Cadısı'nın Sophie'yi yaşlandırma sebebi Sophie'yi Sophie'nin kardeşiyle karıştırması. Hani demiştik ya kardeşlerden biri cadının yanına çırak olarak gitti diye, hikayedeki havalı çocuğumuz Hall, filmdekinin aksine kitapta tam bir zampara, yere bakan yürek yakan cinsten, pek çok genç kıza ilgi duyan, kızları elde ettikten sonra ilgisini kaybeden biri. Paul'a ilgi göstermeyen tek kişi ise cadıya çırak giden kardeş Letty. Paul ortanca kardeşin peşinden çok koşsa da kız ona yüz vermiyor. Paul da elde edemediği için zamanla aşık oluyor ortanca kardeşe. Hani filmde Paul'la Sophie'nin karşılaştığı sahne var ya. İşte kötülükler cadısı orada onları beraber görünce bizim Sophie'yi Paul'un aşık olduğu cadının çırağı olan kız zannediyor ve Paul'a zarar vermek için onu büyüyle yaşlandırıyor. Bu altyapı olmadan izlediğinizde çöl cadısının motivasyonu bir tık havada kalıyor haliyle. Sanırım Miyazaki bu nedenle çöl cadısının adını kötülükler cadısı olarak değiştirmiş. İnsanlar sebep aramasın ve isimden bir yargıya varsınlar istemiş. Canlar bilmeniz gereken ana hikayenin büyük çoğunluğu bitti. Gerekli yerlerde yine kitaptan bilgi veririm size ama şimdilik bu kısım kafanızda oturduysa yeterli. Şu andan itibaren film okumalarına geçeceğim ve teknik açıdan filmin başarılı olduğu kısımları anlatacağım ama izninizle araya kısaca sponsorumuzu eklemek istiyorum. Videoyu ilerletmemenizi öneririm çünkü oldukça faydalı bir şey tanıtacağım. Canlar biliyorum çoğunuz üniversite sınavı ve yüksek lisans için YDS, YÖKDİL, YKS'de dil gibi sınavlardan iyi puan almak zorunda. Aranızda bu sınavlarda iyi not alabilmek için belki İngilizce eğitimi alan ancak bunun sınav puanlarına yansıtamayan kişi sayısı bir hayli fazladır. İşte Remzi Hoca platformu burada ayrılıyor çünkü verdiği eğitimler, kitaplar ve kendilerine ait dijital uygulamaları doğrudan hedefe yönelik. Remzi Hoca'nın internet sitesinde eğitimlerini almış binden fazla kişinin yorumları yer alıyor ki belirtmekte fayda var. Çoğu durumda olanın aksine bunlar firmanın yazdığı sahte yorumlar değil. Her biri gerçek kullanıcılar tarafından yazılmış gerçek yorumlar. Yorumlara şöyle bir göz gezdirecek olursanız insanların memnuniyetini kolayca fark edebilirsiniz. Üstelik bu sınavlara eğitim almadan kitaplarla hazırlanmak isteyenler için de bir sürü kaynak mevcut ve bu kaynakların birçoğunun dijital versiyonu da var. Ben maalesef tüm kitaplarını tek tek inceleyemedim ama beğendiğim bazı kaynakları sıralayabilirim. ÖSYM kelimeleri kitabı cidden beğendim. Bir de kelime çalışmanız için çok tatlı bir defterleri var o da güzeldi. Uygulamalarda ise Word ile ipucu havuzu diye bir uygulama var mutlaka göz atın derim. Canlar firma bize özel bir kod tanımladı. Açıklama ve yorumlardaki linkten siteye girip Filmograf 20 kodunu kullanan herkes eğitimlere ve kaynaklara %20 indirimle erişebilecek bir İlginiz olsun. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Ne demiştik? Çöl Cadısı aslında Sophie'yi kardeşiyle karıştırdığı için yaşlandırıyor. Film bu yaşlandırma üzerinden harika bir alegorik anlatım kurmuş. Sophie kendisini güzel bulmadığı için kendini eve kapatan, sadece şapka yapmaya odaklanıp geri kalan her şeyi boş vermiş bir karakter. Hatta filmin bir noktasında küçük kardeşi Martha da onunla bu konu hakkında konuşuyor. Açık havada vakit geçirmesini Biraz kendini düşürüp mutlu olmak için bir şeyler yapmasını ve daha nicelerini söylüyor ona. Sophie ise ona aldırış etmeden bildiğini okumaya devam ediyor. Derken çöl cadısıyla karşılaşıp yaşlanıyor. Eğer dikkat ederseniz Sophie kısa bir paniğin ardından yaşlılığa çok kolay uyum sağlıyor. Hatta neredeyse bu durumdan mutlu oluyor. Çünkü gençliğin ona getirdiği sorumluluklardan kurtulmuş oluyor. Yani en azından o bunu böyle yorumluyor. Sophie aynı zamanda sevilmeme korkusu da yaşayan biri onun dış dünyaya kapalı olmasının nedenlerinden biri, hatta belki de en önemlisi bu. Yaşlanması onu bu açıdan da rahatlatıyor. Çünkü normalde Holla konuşamayacak kadar heyecanlı biri olan Sophie, nasıl olsa yaşlandığını, kaybedecek bir şeyi olmadığını düşünerek onun yanında daha rahat davranıyor. Filmde cadının yanındaki kardeşten tek bir yerde, üstü kapalı şekilde bahsediliyor. Hani Sophie yürüyen şatoyu aramak için dağlara doğru gidiyor ya, Orada birine yol soruyor ve adam oraya gitmemesi gerektiğini, dağların tehlikeli olduğunu söylemesine rağmen Sophie adamı dinlemeyip yola koyuluyor. Adamsa daha sonra eşine Sophie'nin kardeşini aramaya gittiğini söylüyor. Yani biz buradan öğreniyoruz ki Sophie aslında dağlara yürüyen şatoyu veya holu aramaya gitmiyormuş. Onun planı dağlarda yaşayan cadının çırağı olan ortanca kardeşini bulmakmış. Filmde bu çok üstün körü anlatılsa da kitapta uzun uzun işlenen bir bölüm burası. Hatta kitapta Sophie kardeşinin yanına ulaşmayı da başarıyor. Şimdi filmi sevmeyen arkadaşların abi biz kitabı okumak zorunda mıyız buraları neden filmde anlatmamış dediğini duyar gibiyim. Haklısınız da aslında ama işte orada yönetmen tercih deyip saygı duymayı seçtim ben. Yönetmen tüm bu detaylara inseydi filmi uzatmak zorunda kalabilirdi. Bu da stüdyonun isteyeceği bir şey sayılmaz pek fazla. Bu nedenle hikayeyi ortadan başlatmayı tercih etmiş. Hazır konu yönetmen tercihlerinden açılmışken. Kitapta olmadığı halde hikayeye dair olan diğer yönetmen tercihlerine gelin bir göz atalım. Örneğin kitapta 2. Dünya Savaşı teması yer almıyor. Bu doğrudan Miyazaki'nin imzası. Bildiğiniz gibi Nolan için zaman neyse Miyazaki için de savaş teması o. Çünkü Miyazaki 2. Dünya Savaşı'nın ardından harap olmuş bir ülkede ve bu sebeple çok büyük travmalar yaşayan bir toplumla büyüdü. Dolayısıyla savaşın yıkıcı etkilerini doğrudan gözlemledi. Bu nedenle açıkçası hayatının son anına kadar savaş karşıtı eserler üretse anlarım. Gelin sizinle güzel bir okumamı paylaşayım. Filmde savaş çok etkin bir rol oynasa da fark ettiniz mi bilmiyorum ama savaşın tam olarak ne savaşı olduğu, niçin savaşıldığı, kısacası savaşın hiçbir ayrıntısına değinilmemiş. Sanırım burada Miyazaki'nin anlatmak istediği şey hiçbir nedenin savaş çıkartmak için yeterli bir neden olmaması. Savaşlar sebebi ne olursa olsun daima çıkarana da savaşmak zorunda kalana da kötü etki etmiştir tarihte. Bunun bir istisnası var mı? İnanın bilmiyorum. Hazır Miyazaki üzerinden okuma yaparken gelin Miyazaki'nin o eşsiz tasarım dilini de konuşalım. Film en baştan en sona kadar farklı çok sayıda uçak tasarımına ev sahipliği yapıyor. Sadece bu filmde değil, Miyazaki'nin hemen her filminde uçak tasarımları hep şahsına münhasırdır. Çünkü Miyazaki'nin babası bir uçak tasarımcısıydı. Çocukluğundan beri babasının uçak tasarımlarını hayranlıkla inceledi. Hatta tabiri caizse uçak anatomisini öğrenebildiği kadar çok öğrendi babasından. Zamanla çok sayıda teknik uçak çizimi yapmış Miyazaki. Daha sonraları bu becerisini hayal gücüyle birleştirip bize o eşsiz tasarımları sundu. Anlayacağınız bir Miyazaki kolay yetişmiyor. Gerçi sadece uçak tasarımları değil. Şato tasarımından şehir tasarımına, filmde geçen büyülerin görsel tasarımına kadar hemen her şey baştan sona bir sanat eseri. Ama tüm bu tasarımların arasında bence en tatlı olanı ateş cinimizin tasarımı. Ben onun göründüğü her an özellikle onu izledim ve tekrar tekrar hayran kaldım. Sanıyorum ki sizin için de benzeri bir süreç yaşanmıştır. Canlar, burada Miyazaki'nin savaşla ilgili geçmişi üzerinden bir mini okuma yapmış olsak da Beni asıl gururlandıran Miyazaki okumam neden Efsane Ruhların Kaçışı videosunda yer alıyordu. Savaş okumasını herkes yapabilse de o videoda yer alan okumalarım cidden çok kendine münasır. Yani eğer izlemediyseniz o videoya da göz atmanızı öneririm. Bir de sizden ricam lütfen abone değilseniz kanala abone olun ve videoyu beğenin. Rica ederim beni egoist olarak görmeyin ama bence bu incelemelerimizin, analizlerimizin karşılığı 170 bin abone değil. Film öneriyorum ya da inceliyorum başlığı altında hiçbir özgün fikre yer vermeden sahne sahne filmde olan olayları anlatan kanallar yüz binlerce aboneye ulaşabiliyorlarsa bence biz de ulaşabilmeliyiz. Şimdiden abone olan, videoyu beğenen ve yorum yapan ya da ne bileyim videoyu paylaşan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bilin ki sizlerin bu destekleri olmadan kanal şu an beğenmediğim 170 bin abone seviyelerine bile gelemezdi. Kısacası iyi ki varsınız. Gelelim Miyazaki'nin nasıl olsa kitabı okuyanlar anlar diye açıklamadığı bir diğer kısma. Yani köpeğe. Köpek bildiğiniz gibi aniden filme dahil oluyor ve öğreniyoruz ki bu aslında kralın büyücüsünün köpeğiymiş. Ama kitapta durum bu kadar basit değil. Kitapta köpeği gönderen kişi kardeşlerden birinin yanında çıraklık yaptığı büyücü. Kardeşinin hocası Sophie'yi korumak için gönderiyor köpeği. Filmin sonunda kralın büyücüsünün köpeğe ikili oynadığını söylemesinin sebebi bu aslında. Hazır aklıma gelmişken Miyazaki'nin kitabın dışına çıktığı bir kısımdan daha bahsetmek istiyorum. Filmde çöl cadısı yani kötülükler cadısı sonlara doğru Tom Tom bir büyük anneye dönüşüyor ya. İşte bu kısım kitapta biraz farklı. Çünkü kitapta Sophie ile çöl cadısı tekrar karşılaştığında Sophie çöl cadısını yakarak öldürüyor. Yani hikaye çöl cadısı için iyi bitmiyor. Lakin Miyazaki filmi daha mutlu bir sona bağlamış. Yine filmi izlerken kolay kolay yakalanamayacak bir kısmı açıklığa kavuşturayım. Bizim küçük ateş cinimiz evden çıktıktan sonra ev dağılıyor. Sonra da yüzük sayesinde Sophie bir kapı buluyor ve orada geçmişten imgeler görüyor ya. Hatırladınız mı? O imgelerden anlıyoruz ki ateş cinleri gökten düşen bir meteor gibi dünyaya geliyorlarmış. Ama düşenlerin hemen hepsi ateşten olduğu için kısa sürede ölüyormuş. Bizim ateş cinini ise daha yere düşmeden önce hor yakalamış ve anlaşmayı orada yapmış. Sıkı durun, asıl bilgi geliyor. Bu imgeler aslında sadece imge değil. Orada Sophie'nin bir tür astral seyahat yaptığına tanık oluyoruz aslında. Holle Sophie'nin aslında çoktan tanışmış olduğunu ve Hol'un ona daha orada aşık olduğunu ve yıllarca onu beklediğini fark ediyoruz. Keza Hol'un Sophie'nin kız kardeşine aşık olma sebebi de muhtemelen ona bakınca Sophie'yi hatırlamasıydı. Eğer dikkat ederseniz Sophie'nin astral seyahatteyken söylediği son şeyin "Hol ben Sophie, bekle beni" söz veriyorum geleceğim olduğunu duyabilirsiniz. Daha da önemlisi Holun da bunu duyabildiğini fark edersiniz. Zaten ardından Sophie'nin astral seyahatinin bittiğini ve Holun yanına gittiğini görüyoruz. Hatta Hola, kusura bakma seni çok uzun süre beklettim dediğine şahit oluyoruz. Johnlar, ben daha önce çok fazla videomda sanatın tanımı bana göre anlam katmanları eklemektir demiştim. Dış görünüş üzerinden Miyazaki'nin oluşturduğu farklı anlam katmanları buna harika bir örnek. Bu konunun üzerinde çok fazla duramadığımı hissettiğimden biraz daha irdelemek istiyorum. Ne demiştik? Sophie kendi görünüşünü beğenmediği için dış dünyaya kendini kapatmış durumda. Bu nedenle yaşlanmasına bir yandan seviniyor. Ama dikkat edin, Holun saç rengi değiştiğinde sinir krizi geçirmişti ve orada Sophie kendisinin hiçbir zaman güzel olmadığını, abarttığını, dış görünüşün bu kadar önemli olmadığını çokça belirtmişti. Buralarda aslında Sophie, Hall'ün dış görünüşünün ne kadar önemsiz olduğunu vurgularken, bir yandan da kendi dış görünüşüne ne kadar takıntılı olduğunu, bunu nasıl tabulaştırdığını fark ediyor ve Hall kuşa düştüğünde bile görünüşün benim için önemli değil diyor. Yani Sophie hem Hall'ü hem de kendi bilinçaltını ikna etmeye çalışıyor ve Holl'u ikna ettiğinde kendini de ikna ediyor. İşte bu sadece bir anlam katmanı. Aynı okumayı kötülükler cadısı üzerinden de yapabiliriz. Kötülükler cadısı çok daha yaşlı olsa da büyüğü de kendini gençleştiren bir cadı. Yani o da herkes gibi yaşlı olmayı sevmiyor ve yaşlı hissetmemek için elinden geleni yapıyor. Ama kralın büyücüsü onu gerçek yaşına döndürünce o da Hol ve Sophie ile çıktığı yolculukta kendini kabullenmeyi öğreniyor. Zamanla yaşlılığı kabul ediyor. Her ne kadar ilk anlarda bunu yapmakta zorlansa da zamanla bu durum değişiyor. Bu videoda daha çok film okuması üzerinden gittik. Gelin şimdi de biraz sinema teknikleri üzerinden konuşalım. Gerçi tasarımları falan konuşmuştuk ama film müziğini konuşmadık henüz. Canlar konu soundtrack yani film müzikleri olduğunda müzikler pek çok anlamlı perspektiften incelenebilir. Örneğin Interstellar'da olduğu gibi anın hissini müzikler pekiştirebiliyor mu diye bakılabilir. Ya da bir rüya için ağat filminde bir kurgunun doğrudan müziğin etrafında şekillenip şekillenmediğine bakabiliriz. Veya müzikler filmle bir interaktiflik sergiliyor mu diyebiliriz. Bunların tamamı soundtrack'in kaliteli olup olmadığını bize söyleyebilecek bakış açıları ki ben bu tip gözlemleri çokça yapmaya çalışsam da geriye dönüp bakınca aslında dikkat ettiğim tek bir şey olduğunu düşünüyorum. O da filmi izledikten aylar hatta yıllar sonra bile o filmin müziklerini hala dinlemek için arada açıyor muyum? Tahmin edebileceğiniz gibi bu filmin müzikleri için de bunu yapıyorum. Arada aklıma geldikçe sırf keyif yapmak için YouTube'dan açıp dinlerim bu filmin müziklerini. Bir şey yaparken, ne bileyim, oyun oynarken arkada dinlemek için açmam. Özellikle açtığımda sadece müziğe konsantre olarak birkaç dakika dinlerim ve o bir iki dakika beni o kadar güzel anlara götürür ki bu hissin sanırım bir tarifi yok. Siz de yapıyor musunuz sevdiğiniz filmler için bunu bilemiyorum ama yapmıyorsanız bile şiddetle öneririm. Gelelim sizi şaşırtacak bir diğer bilgi. Aslında bu hikaye bir tür paralel evren hikayesi. Çünkü Hall o kapı sayesinde sadece mekanlar arasında değil farklı gerçeklikler arasında da seyahat edebiliyor. Hatta Hall günümüzde gallerde yaşayan biriyken bir takım olaylar sonucu o evrene gidip büyücü oluyor. Bu süreçte kralın baş büyücüsüne dahil olmak üzere pek çok kişinin eğitim alan Hol, ateş cininin de yardımıyla çok güçlü bir büyücü haline geliyor. Kralın baş büyücüsüne çıraklık yaptığı dönemde büyücü onun potansiyelinden o kadar çok etkileniyor ki, daha sonraları çıraklığı bırakınca bu duruma çok üzülüyor ve daha sonraki tüm çıraklarını belki onlar da Hol gibi olur diyerek Hora benzeyen görünüşteki çocuklardan seçiyor. Tabii bu iyi kalpli yazılmış bir okuma. Birazcık art niyetli olursak bir büyücünün çırağına bu kadar takık olmasının sebebini çok daha farklı açılardan yorumlamamız mümkün. Ama ben o konudaki takdiri size bırakmak istiyorum. Şimdi size kolay kolay karşınıza çıkmayacak bir bilgi vereceğim. Açıkçası bu durum beni çok şaşırttı. Ben bu filmi bir Miyazaki projesi zannediyordum. Yani en baştan en sona kadar süreç onunla ilerledi. O bu filmi çekmek istedi sanıyordum ama süreç böyle ilerlememiş. Filmi çekmek isteyenler aslında yapımcılarmış. O dönem Japonya'da Yürüyen Şato kitabı çok büyük bir popülerliğe kavuşunca bu popülerlikten yararlanmak istemişler ve filmi Mamoru Hosoda isimli yönetmenle çekmeye başlamışlar. Ancak filmin hazırlıklarına başladıktan 4 ay sonra Mamoru Hosoda bir anime serisinde yönetmen olmak için projeden çekilmiş ve yapımcılar da henüz Ruhların Kaçışı'nı yeni yayınlamış ve büyük beğeni toplamış Miyazaki'nin kapısını çalmışlar. O da kitapları henüz okumadığını ancak okuduktan sonra bu kararı verebileceğini söylemiş ve kitapları okuduktan kısa bir süre sonra projeyi kabul etmiş. İşi yarım bırakan Mamoru Hosoda hangi anime için projeden ayrılmış biliyor musunuz? One Piece. Daha doğrusu 2004 yılında vizyona giren bir One Piece filmi için bunu yapmış. Filmin tam ismi Japonca olduğu için burada söyleme zahmetine girmeyeceğim ama merak eden arkadaşlar için ekranda tam ismi yer alıyor. Gelelim değineceğim son kısma yani şalgama. Şalgam filmde sevimli bir korkuluk gibi resmedilse de kitapta herkesi korkutacak kadar kötü bir görünüme sahip. Bu yüzden çok uzun süre lanetini bozduramıyor. Çünkü değil birinin onu öpmesini ondan kaçmamasını bile sağlayamıyor. Tabii Sophie onu öpene kadar. Canlar açık konuşmak gerekirse filmi kitaptan bağımsız değerlendirdiğimde ben de efsane bir film göremiyorum ama sonuçta illa her film kendi başına bir yapım olacak değil. Bu filmi kitap rehberliğinde incelediğimde ise o kadar çok bana zevk veren bir şey gözlemliyorum ki bu durumda filme efsane dememem zor oluyor. Ben kaliteli puzzle'ların birer sanat olduğuna inanırım. Tıpkı bu film gibi. Bu film o kadar eğlenceli, o kadar üst düzey bir puzzle ki tekrar tekrar izleyesim geliyor, tekrar tekrar çözesim geliyor. Şimdilik benden bu kadar. Eğer videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Olmazsanız da aman canınız sağ olsun. Sonuçta unutmayın ki seviliyorsunuz. Hani hep diyoruz ya, ne zaman görüşeceğimiz belli olmaz. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler.